Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanın abdest ilgili abdest bozma açısından karşılaştığı soruna özür sahibi olma adı verilmiştir fıkıhta. Özür sahibi Müslüman demek fıkhın bu bölümünde. Özür sahibi Müslüman demek abdest bozan şeylerden biriyle sıkıntı olarak karşılaşan demektir. Abdest bozan şeyler vücuttan akan kan, irin gibi şeyler olabilir. Veya yellenme gibi abdesti bozan şey olabilir. Ya da Müslümanın abdestli bir Müslümanın abdest alacak bir Müslümanın idrar veya dışkı açısından kontrol edememe sıkıntısı olması demektir. Bir Müslüman bu saydığımız şeylerden kan, irin, idrar, dışkı, yellenme gibi şeylerden dolayı bir kontrol sıkıntısı yaşıyorsa bu Müslümana özür sahibi Müslüman denir. Özür sahibi Müslüman olmak illa bir hastalık geçirmek veya işte bağırsak ameliyatı olmak gibi bir durumu gerektirmiyor. Bayanlar da mesela aybaşı zamanlarında özür sahibi olabilirler çünkü aybaşı ile ilgili hükümlerde azlık ve çokluk gün açısından azlık ve çokluk kuralı vardır. En az üç gün en çok 10 gün aybaşı olabilir diyoruz bir bayan. 10 günü aştığı halde hala aybaşı kanaması devam eden bir Müslüman 10. günün dolması ile beraber özür sahibi olur Müslüman hanım. E, aynı şekilde eli kesilen veyahut da filan yerinde çıban olan bir Müslümanın kanaması da devam ediyor olabilir. Veya yellenme sıkıntısı olan bir Müslüman olabilir. Veya özellikle çok yoğun bir şekilde karşılaşılan idrarı tutamama, idrar sıkıntısı olabilir ya da geçirdiği bir operasyon nedeniyle mesela idrar torbası bağlanmış bir Müslüman olabilir. Bunların hangisi olursa olsun bir Müslüman bir namazdan öbür namaz vaktine kadar ki yaklaşık bu İki saattir. Yani akşam namazı ile yatsı namazı arasını ölçü alırsa iki saattir. Bir namaz vaktinden öbür namaz vaktine kadar. Bu saydığımız abdest bozucu şeylerden birisiyle karşılaşıyor. Ve engelleyemiyorsa bunu. Bu Müslüman özür sahibidir. Abdestini bozucu şey, mesela idrar tutamama, mesela kanı durduramama, Mesela yellenmeyi önleyememe. Yani yellenme e, saatlerce devam etmez mesela. Ama 10 dakikada bir, 5 dakikada bir, 20 dakikada bir sürekli e, gaz kaçırma ve önleyememe. Gaz kaçırmayı önleyememe hali bir özürdür. Bu Müslüman sürekli lavaboda durması ve hemen lavabonun yanında namaz kılması lazım ki e, mesela bu gaz kaçırmaya, yellenmeye karşı abdesi bulunabilsin bu da zorluktur. Allah'ın şeriatında zorluk yoktur. Bu Müslüman ne yapacak? Bu özürlerden bir tanesiyle yani en az bir namazdan öbür namaza kadar olan vakit limitini bu özrüyle karşılaşmadan geçiremiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Bu Müslüman özür sahibidir. Bu Müslüman her namazın vakti girdiğinde abdest alacak. O namaz vakti mesela öğlenin vakti saat 13'tedir diyelim. 13'te ezan okunsun, okunmasın. O abdest alır. Öğlenin vakti ne zaman çıkıyor? 16'da. O 13 ile 16 arası bir daha abdest alması gerekmez. O hep abdestlidir. Kanamış, idrar sızıntısı devam ediyor. Yerlenme, gaz kaçırma devam ediyor. Hiç önemli değil artık. Bu Müslüman özür sahibidir. Özür nedeniyle abdesi bozulmaz onun. Özürün dışında, mesela idrar kaçırmadan dolayı özürlü olduğunu kabul edelim. İdrar kaçırmadan dolayı özürlü olduğu için abdest almıştı. Özürlü abdesiyle namaz kılar, Kur'an okur. Yani artık o abdestli. Ama bu arada eli kesildi, kan aktı. Başka bir neden, özrün gerekçesi olan nedenin dışından dolayı bir nedenle abdesti bozulur. O yeniden abdest alır. Ama sadece özür ruhsatı oluşturan nedenle bir namaz vaktinden öbür namazın vaktine kadar abdestlidir o. Kanaması devam etmiş, hiç önemli değil. Gaz kaçırması devam etmiş, önemli değil. Abdestli bir Müslüman ne yapıyorsa onu yapabilir. Yalnız özürlü Müslümanın bir camide imam olup özürsüz Müslümanlara namaz kıldırmasında kerahet vardır. Bunun dışında özürlü bir Müslümanın ne abdesinde bir eksiklik olur, ne sevabında bir eksiklik olur. Aybaşı halindeki kadının da hiçbir sıkıntısı yok, normal Müslümanın da hiçbir sıkıntısı yok. Allah'ın kolaylık olarak kullarına lütfettiği uygulamalardan birisidir bu. Özrü bitince de mesela kanama durdu, sızıntı durdu, tedavi oldu. Normal Müslüman durumuna geçer. Peki bir Müslüman yıllarca özürlü olabilir mi? Olabilir. Mide rahatsızlığı vardır, gaz yapıyordur sürekli. Yıllarca özürlü abdesiyle yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Bunun ibadetler açısından bir sakıncası yok. Sosyal kimliği açısından temizlik gerekiyorsa temizliğine dikkat eder kendisini psikolojik olarak buna ayarlaması gerekiyorsa doktora gidir, psikiyatriye gider, kendisini buna hazırlar. O ayrı bir mesele. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.